Sanıyorum 8-9 yıl önceydi. Antalya'da bir film çekiyorduk. Bir düğün sahnesi çekeceğiz. Bu düğün sahnesinde damat oraların törelerine ait olarak biriyle güreşmesi gerekiyor. Bu hem düğünün eğlencesi bakımından hem de damadın gücü ve sıhhatini deneme yönünden çok elverişli bir şey. Biz düğün sahnesini hazırladık ve güreşçi arkadaşı bekliyoruz. Uzun süre bekledik, sonunda arkadaş geldi. Bir de baktım benim iki mislim bir adam pazularda böyle. Zaten prodüksiyon amiri onu bulurken bir mağazada bulmuş. 4 tane buzdolabı sırtında taşıyormuş. Pek de övünerek geldi. Adam geldi bir baktı ki olay çok ciddi. O zaman sanıyorum aldığı para 2000-3000 ise hemen fiyatını artırdı. 4-5 misli bir para aldı. Sonra rejisör arkadaşımız geldi. Mizanseni tarif etti. İşte ben bir oyun yapacağım. O bir oyun yapacak. Birkaç oyundan sonra rejisör arkadaşımız belirli bir işaret verecek ve pehlivan yenilecek. Ve biz çekime başladık. O bir oyun yapıyor. Ben bir oyun yapıyorum. Oyunlar uzadı ve yenilme zamanı gelince rejisör arkadaşımız hafifçe yaklaşarak fısıldadı artık yenil diye. Adamın gözüne bir baktım yenilmek değil, daha da öfkeli. Beni kaldırıp kaldırıp yere vuruyor. Bu defa rejisörün sesi yükselmeye başladı. Abi ne olursun yenil. Adam yenilmiyor, daha da hırslı. Ve başladı rejisör daha bağırmaya. Allah'ını seversen elini ayağını öpeyim yenil. Adam yenileceğine beni daha da fazla vuruyor yere. Ben bir ara abi dedim ne olur yenil. Benim kafamı tuttu, kulağıma yaklaştı. Sen dedi parayla adam tutup yeniyorsun hem de Malkoçoğlu oluyorsun. Bu yüzden sana yenilmeyeceğim. Fakat adam tabii biraz yaşlı ve antrenmansız olduğu için nefesi kesilmeye başladı. Ben de bundan istifade ettim. Derhal bir judo oyunu var, kol kapma, ona geçtim. Bu oyun hayli tehlikeli bir şeydir. Hasım ya yere düşecek ya da kolu kırılacak. Ben şiddetle bu oyunu tatbik edince beraberce yere düştük. Aslında pehlivanın yere düşmesi gerekiyor ama düşmedi. Beraberce yere düştük. Hemen ayağa fırladı. Rejissör müsün, mensör müsün kardeşim dedi. Nesin? Ben yenilmedim. Bunu lütfen filmin altına yaz. Berabere kaldık. Tabii biz filmin altına bunu yazmadık ama o gece bana doktorlar 7-8 tane reçete yazdılar ve o yılbaşını ben hastanede geçirdim.